sonra ilk önce şatoya şöyle çekmek isterdim. 1-2 saatlik vakit kalacak. Saat 7 gibi de hareketimiz bir filtre olacak. Kentin şu anda batı bölgesinden geçiyoruz, Kensington'dan. Londra kentinin batısında bir çalışan işçiler vardır. Türkler de buna dahil. Kuzey Londra'dadır. Güney Londra daha orta halidir. Doğu ve batıda da daha çok zengin mahalleleri vardır. Şu anda içinden geçtiklerimiz değil ama bu bölge içinde daha zengin mahalleler var. İlçemiz Windsor aynı zamanda bir sayfiye kasabası. Yine Londralıların zengin kesimi yazlık evleri var. Windsor'da yaşayanların dışında Londralılar da hafta sonları veya tatillerde Windsor'a gelip tatil yapıyorlar. Yemyeşil alan içinde son derece sempatik küçük evler. Zaten göreceksiniz son derece çekici bir manzara.
hep yanımızda gördüğümüz Olimpia salonlardır. Konferans salonları, gösteri salonları. Yani tabii salon. Konferanslar verilir, programlar, gösteriler yapılır. Şimdi gördüğünüz modern binalarda iş merkezleri. Ticari merkez. Londra'nın içinden çıkmak üzereyiz. Artık Balya bölgelerine geldik. Biraz sonra A4 otoyoluna girip şehir dışına doğru gideceğiz. Bu arada sizlere biraz Londra'nın insanları, Londralıları ve İngilizlere anlatmak isterim. Nasıl yaşarlar, nasıl kazanırlar, nerede otururlar gibi. İngiltere'de asgari ücret 400 pound'ın biraz üzerindedir. Bu oldukça düşük bir rakam aslında. Buranın hayat standartlarına göre. Fakat genelde ücretler asgari ücretten iyidir. Herhangi bir üniversite mezunu işe başlarken 800-1000 pound civarında böyle işe başlar. Bir müdür 3-4000 pound kadar kazanır. Gelirler bu şekilde artarak devam eder. Londra içinde şehir içinde kenarlarda bir ev 400-500 pound'ın kirası budur. Yani 1000 pound gelir olan biri için Londra içinde şehir kenarında daha yaşamak zorunda ve mecburen banliyelerde yaşayacaktır. Orada da kiralar 300 pound civarındadır. Avrupa'ya göre yeme içme masrafları daha düşüktür. Fransa'ya göre ya da Almanya'ya göre İngiltere daha uygundur. Bir ailenin, iki kişilik bir ailenin 300-500 pound arası yemek masrafı olur.
O bakımdan gelirleri iki ile çarpmak gerek bir aile için hesaplandığında. Genelde orta halliler şehir dışında banliyölerde otururlar. Düşük gelirliler şehir içinde bazı bölgeler vardır. Daha düşük gelirlerin oturduğu. Biraz da kuzey bölgeleri. Orada otururlar. Zenginler şehir içindedirler. Yine bazı zenginlerin villaları şehir dışında banyo bölgelerinde. Hatta kimileri Windsor gibi ya da başka uzak kasabalarda oturup Londra işleri olduğunda gelirler. Aristokratların hatta bazılarının, lordların şakaları, eskilerden kalma köşkleri hala mevcuttur. Kraliçe de Londra'da çok oturmaz. Buradaki evler artık banliyö bölgeleri. Yalnız buralar çok işlek popüler yerler olduğu için kirası yüksektir ve genelde çoğu kiralıktır. Bu bölgedeki evler. Bu klasik İngiliz stili iki katlı ufak minik minik evler, yan yana bitişik bir zamlıdır. Yüksek bir çatısı vardır. Tuğladan yapılmıştır çoğu. Windsor'da da göreceğiz. Bunların tek katları çok sempatik, çok hoş bir görüntü veriyor estetik olarak. Evet, şimdi M4 yoluna geçiyoruz. A4'ü bırakıp. Bu havaalanı yolu dediğim gibi. 5-10 dakika sonra sol tarafımızda Heathrow Havaalanı'nı göreceksiniz. Buradan Fransa'ya da bu havaalanını kullanarak gideceğiz.